Merhaba arkadaşlar, ben Saydatik. Arkadaşlar, bu çalışmamızda turlama yöntemiyle TYT denemesi çözeceğiz. Daha önce zaten ben turlama yönteminden bahsetmiştim. Ee, yani bir TYT denemesi en az 3 turda çözülmelidir. Birinci turda kodlama yapılmadan sadece kitapçığın üzerine işaretlenmelidir demiştim. Elektronik ortamda olduğu için biraz e, sıkıntımız olabilir ama... Arkadaşlar, EBA'nın e, akademik destek deneme çözümünü yapacağız zaman kaybetmeden başlıyorum. Ben birinci soruyu kesinlikle çözerim. Üçüncü soruyu sorunun içinde hiç sayı yok Allah aşkına. Çözmemiz lazım. Çünkü sözel bir ifadenin değerlendirmesini istiyor gibi. A ve B birer rakam olmak üzere ondalık gösterimi A virgül B olan 16 bölü 5 çıkarılır demiş. 16 bölü 5. Şimdi A virgül B arkadaşlar AB bölü 10'dur. O zaman ben bunu da bölü 10 yapacak olursam bu sorumuz AB eksi 32 bölü 10 olur. Çıkarıldığında 0 A ondalık gösterilimi elde edilir demiş. O da A bölü 10'dur. Buradan onlar birbirini götürdü. Sol tarafı çözümlersek 1'ler 10'lar 10 A bir A'da karşıda 9 A. Artı B 32'ye karşıya attık. O zaman biz A'ya çok büyük değerler veremeyiz. Hemen 30 civarlarında eğer ben buna 3 verirsem 27 eder. 32'ye gidene kadar 5 kalır. 5 ile 3'ü toplarız. 8 olur. Bir öğretmen öğrencilerine derste uzunlukları eşit fakat eğimleri farklı olan aynı maddelerden yapılmış 5 kaydıraktan aynı anda özdeş birer B ile bırakılır. Öğretmen öğrencilerine kaydırağın eğimi arttıkça bilyenin kaydırağın sonuna ulaşma süresi azalır. Yani şöyle bir kaydırak yerine aynı uzunlukta böyle bir kaydırak olduğunda burada daha kısa sürede varırmış. Buna göre eğimleri verilen bu kaydırakların hangisinden atılan bilyenin kaydırağın sonuna ulaşma süresi en azdır demiş. Eğimi en fazla olan isteniyor. Ancak burada burada biz bunun e, şeylerini bulmaya kalkarsak, yaklaşık değerlerini bulmaya kalkarsak köklü sayılardan uğraşır dururuz arkadaşlar. Ha var köklü sayıların yaklaşık değerini bulma da var ama şöyle yapsaydım ben, büyük olan sayının karesi de büyük olacaktır. En azından kökten kurtulurum. Şunun karesi 7 bölü 4 eder. Bunun karesi 40 bölü 9 eder. Bunun karesi 25, 50 bölü 36, 25 bölü 18 eder. Bunun karesi 4, 20 bölü 9 eder. Bunun karesi 16 çarpı 3 bölü 9 yani 16 bölü 3 eder. Bu ne olur? 5 küsürdür. Başka 5 küsür var mı? Yok. Bir matematik öğretmeni evop. Arkadaşlar ben ikinci soruyu geçerim. Yani sizin de geçmenizi öneririm. Evop, ekop. Bir de yeni nesile uydurmuş da sormuş zaten. Dördüncü soru da öyle gibi görünüyor ama ben artışık sayılar olduğu düşüncesiyle okuyacağım. 1'den 28'e kadar numaralandırılmış. Kutulardaki bilye sayılarıyla ilgili dördüncü kutuda 4 tane, 2 ve 3'te 3 tane numaralar. Her 3 kutuda toplam sayılar eşit. Şöyle diyelim arkadaşlar o zaman. 1, 2, 3, 4, nokta nokta 27, 28 kutularımızı dizdik. Diyor ki Dördüncü de dört tane var. İki ile üçün içinde de üç tane var. Ve ardışık olan her üç kutudaki ya sayıları eşit. O zaman şuradakiler de birbirine eşit olacak. Bunda dört olur. Yani bir, iki, üç, yedi, dört, beş, altı, yedi, üçün katlarına kadar yedi, yirmi yediye kadar yedi. Peki yirmi yediye kadar ben bunları üçerli paketler yaptığım zaman kaç tane oluyor? 3 paket 3 tane 3 tane 3 tane 27 tane 9 tane paket oldu. Bir paketin içinde toplam 7 var. En sondaki paket zirzopta 4 kaldı. 27 4 daha ne verdi buradan arkadaşlar 63 67. Şöyle ilk iki soru sanki sayı doğrusu üzerinde kesinlikle bu iki sorunun ikisi de boş bırakılmaz arkadaşlar. Yani soruyu atlamayız soruyu atlarız. Eee Özellikle sağdaki çektiğin çiftten bahsediyor galiba. Şimdi 5 soruya baktığımızda arkadaşlar. Şimdi arada bir eşitlik var. Arada eşitlik varsa A şıkkı cevap olamaz. Boşluk var. E şıkkı cevap olamaz. Boşluk var. Bir de bu adam eksi 2'den daha çok ısrar etmiş. Sanki diğerler ışıkları doldurmak için kullanmış gibi geliyor. E, o zaman eksi 2'den bahseden bir tane daha ışık var. Cevap denizli deseniz bile olabilir ama bir çözelim. Şimdi arkadaşlar paydayı e, düzeltmek için 15 pozitif sayısıyla çarparsam eşitsizliğin her tarafını 3'ü gittikten sonra 5 kalır. 10x eksi 25 küçük eşittir. 5 gittikten sonra 3 kalır. Yani 3 ile burayı çarptığımızda 12x eksi 21. Karşıya attığımızda 2x eksi 4x. x büyük eşittir eksi 2. Hangisi olur arkadaşlar? denizi İfadesi tek sayı çift sayı demiş. O zaman kesinlikle çetele yapmamız lazım arkadaşlar. A, B, C şeklinde. Şimdi burası bir çift sayıysa C çift olmak zorunda. Burası bir çift sayıysa A da çift olmak zorunda. O zaman B de dedi. yani. Üçü çift olsa anlamı mı olur? A artı B tek sayıdır demiş. O zaman B de ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Şimdi şıklara baktığımızda her üçüde olan şık yok. O zaman toplamada arkadaşlar B tek, tekle tekin toplamı çift olur gitti. Çiftle çiftin toplamı gitti. Tek numaralı şık yok. O zaman 1 ile 2 cevap oldu. Sayı doğrusu demiş. Atlarım arkadaşlar ben bu soruya hemen. Sayı doğrusu üzerinde verilen AB sayılarıyla aşağıdakiler demiş. Şöyle çizdiğimizde eksi 2 demiş. Eksi 1 ve 0 demiş. Burada B sayısı. Burada A sayısı varmış. Yani A sayısı. Hatta biz bunu şey de yapabiliriz. Ters çevirip arkadaşlar B sayısını 0 ile 1 arasında A sayısını da 2'den büyük diye alabilirsiniz bile. İşaret hatasına düşmediğinizde soru çözümünde. Şimdi önce şuna bir bakıverelim. A sayısı arkadaşlar eksi 2,5 küsür. Buradaki sayı ise 0 ile 1 arasında. Yani eksi 3 küsürün eksi büyük olması mümkün değil. Üçüncü maddemiz düştü. Öyleyse bu iki şık gitti. Ancak burada hem birinci maddeye hem ikinci maddeye bakmak zorundayız. Çünkü birini D şıkkına baktığımızda birini bulmamız soruyu elemiyor arkadaşlar. Mecburen bakmak zorundayız. Şimdi B sayısı A sayısından büyük. O zaman B sayısından A sayısı çıktığı zaman kesinlikle pozitif olur ama bunların farkları zaten birden fazla olduğu için birinci maddemiz kesinlikle doğru. Peki ikinciye gelelim. A artı B nin karesi 4'ten büyüktür demiş. Büyüktür arkadaşlar. Niye? Bu eksi 2 küsür. Dıkı daha eksi eklersek belki de eksi 3 küsür olacak. E, eksi 3'ün karesi 9 civarında. Yani 4'ten büyüktür. öylese cevabımız 1, 2 verir. Evet sizin atlamanız gereken bir soru. Çünkü işin içinden mutlak değer var arkadaşlar. Ama ben sağlamım diyen arkadaş atlamaz. Niye atlasın ki? bir daha da katların bir kısmı zemin kısmının altında. Zemin kısmının katları Negatif. 0 üstü de pozitif. Şimdi şöyle baktığımız arkadaşlar. Bu x, y, z sayılarının hepsi birden pozitif ve hepsi birden negatif olamaz. Neden? Y ile x yer değiştirmiş. O zaman burada x, y, z, x kesinlikle eksi. Diğerleri sıfır da olabilir, artı da olabilir. İkisi de artı da olabilir. Devam edelim bakalım. Y katı zemin katları demiş. Hayır üst katta da olabilir. X ve Y katları. Y arkadaşlar zaten belirsiz hale geldi. O zaman Y'nin bulunduğu şıklar zaten otomatik olarak gider. Z zemin katın altındadır. Hayır Z pozitif zaten. X katı zemin katın üstündedir. Hayır negatif zaten eden oldu. Dokuzuncu soru aslında sizin geçmeniz gereken soru diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama ama şöyle baktığımda sadece şekillerle işi uzatmış gibime geliyor. Ben bu soruya Dalacağım. Ali Usta pembe renkte gösterilen zemine 3 mavi fayans yan yana döşendiğinde kenarda 11 santim. 3 sarı döşendiğinde kenarda 4 birim fazlalık. E, aşağıda ne demiş? 1 sarı 1 mavi fayans yan yana döşediğinde de 19 birim boşluk. Yani arkadaşlar buradaki verilen değerlerin 3 mavi Artı 11 pembeye eşit. 4 sarı pardon 3 sarı eksi 4 pembeye eşit. Sarı artı mavi artı 19 da pembeye eşit. Buradan şöyle bir orantı böyle bir orantı işler dışlar çarpımı yapılır. Buradan bulunur arkadaşlar. Emi bulursunuz 3 ile çarpar 11 ile toplarsınız. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Benim orantıda kullandığım bir yöntem var. orantının pay ve paydalarında aynı işlemleri yaparsak orantı bozulmaz diye. Şimdi bunun paydasında bir var. Bunun paydasında bir var. Sol taraftakilerin paylarını topladığımda 3M 3S 3M artı 3S 11 e, eksi 4 7 bölü 1 artı 1. Sağ taraf S artı M artı 19 bölü 1. Şimdi ilk iki orantının paylarını topladım. Paydalarını topladım. Eğer ben bunu bulursam X artı 19 zaten benden istenen cevap olacak. Sol tarafta şurası da 3X var arkadaşlar. 3X artı 7 bölü 2 eşittir. X artı 19 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yapı verdiğimizde buradan 3x artı 7, 2x artı 38, x eşittir 31 oldu. O halde bununla topladığımızda galiba 50 oldu. Bence güzel de bir çözüm oldu. Şükran yaptığı limonatayı özdeş 1 litrelik şişelere doldurmak ister. Çözülmelidir arkadaşlar. Aslında problem soruları biraz erken gelmiş gibi geliyor. Yani bu aslında bir sayı problemidir. 1 ee, litrelik şişelere doldurmak ister. Her şey yarısına kadar demiş. O zaman en tane şişesi olmuş olsaydı bunun en böyle 2 tane dolardı. Ama 5 litre eksik kaldığına göre bunun hazırlamış olduğu limonata aslında budur. Gerekirken her şeyi üçte birine kadar doldurursa o zaman en böyle 3 kadar limonata. 4 litrede arttığına göre daha hazırlamış olduğu limonata olur. Şimdi... Aslında ene direkt başta 6x diye versek olacak hem 2'ye hem 3'e bölündüğünden dolayı. 2 ile 3 ardışık olduğu için karşıya atarsam arkadaşlar. En bölü 2 eksi M bölü 3 eşittir 9, 6, N eşittir 54. Peki niye soruyordu bize? Kaç litre limonata yapmıştır diyor. Şurası arkadaşlar. 54'ün yarısı 27, 5'i gitti 22 litre. İki basamaklı bir AB sayısıyla ilgili aşağıdakiler demiş. Şimdi iki basamaklı sayı 60'dan büyük çift sayıdır. Oh ne güzel rakamlardan biri 8. O zaman bu sayı ya 78'dir ya da 80'li bir şeydir ya da 98'dir. Rakamların toplamı bir asal sayıdır demiş. 15 asal, 15 asal sayı değildir arkadaşlar. Burası asal sayıdır farkı biri olur. Peki 8-8 niye olamaz? Şimdi buradaki sayıların onlar basamağı zaten çift sayı Çift sayı dediği için x'te işte çift, çifte çiftin toplamı olmaz ki asal. Evet bir öner, önerme mantık sorusu arkadaşlar. İse bağlacı açıklamasını vermiş. İse bağlacında bileşenlerin yerleri değiştirilip tersi alındığında karşıt tersi edilirmiş. Hatta ben de böyle bir soru sormuştum. Youtube'da da baya bir itiraz eden olmuştu. Bir doğal sayı ikiye tam bölünmüyorsa tek sayıdır. O zaman bunun karşıtını aldığımız zaman tek sayıdır ise olacak. Yani yer değiştireceğiz. Ve karşıt tersi olması için değillerini de almamız lazım. O zaman tek sayı değilse tek sayı değilse burada bölünmüyor dedi. O zaman ikiye bölünür şeklinde bir şey olması lazım. Bir doğal sayı 2'ye bir doğal sayı tek değilse ikiye tam bölünür. Evet deniz doldu. Çift sayı değilse Evet bu oldu arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya atladık. A ve B kümeleri ile ilgili bence çözülmesi gereken bir soru. A ve B kümeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilir. A kümesinin eleman sayısı 7, kesişimin de 16 demiş. Kesinlikle hemen bir kasnak çiziyoruz. A kümesi, B kümesi, kesişimin 16 tane ortak ele alt kümesi varsa buradaki eleman sayısı 4'tür. A kümesinin geriye kaldı 3 elemanı, alt kümelerin kaç tanesinin... Hmm. Alt kümelerinin kaç tanesinin B ile kesişimi yoktur diyor arkadaşlar. Şuradaki elemanların B ile yakından uzaktan alakası yoktur. 2 üzeri 3'ten 8 geliverir. Evet 14. soru. Atlanmaz. Kesinlikle çözülür. Bundan KPSS'de ve bu yıl DGS'de de sormuştu. Hatta MSV'de de vardı buna benzer bir soru. Şimdi şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta buna gerek de yok ama. Ben buna A olsun dersem burası 2 A olur. Yani F. A-1 eşittir 2A artı 1 şekline gelir. F-1 olması için 0 koyarız 1 olur. F2 olması için 3 koyarız 7 olur. E toplarsak da 8 olur. Gökay kaleminin demiş görüntü olarak ürkütücü gibi ama yine kolay arkadaşlar. Üstelik burada mutlak değerde değil. Çünkü soldan sağa doğru gittikçe sayılar artmakta. Bir inceleyelim bakalım. Kalem ölçüyor galiba. Evet. Şimdi birinci turdaki kalemin boyu A-3'tür. İkinci turda kalemin boyu 30 eksi şurasından çıkarttığımızda 31 eksi a olur. O tarafa bu tarafa 2 a 34 a eşittir 17. Yani a eşittir 17 gelmesi kalemin boyu değil arkadaşlar. Şıklarda 17 olsaydı 17'yi işaretleyecek bir sürü arkadaş vardı. Kalemin boyu a eksi 3'ten kaç oluverdi? 14. Bir öğrencinin 9 gün boyunca hmm. burada açıklık kelimesine dikkatim gözüm çarptı. Açıklık arkadaşlar en küçükle en büyük veri arasındaki fark demektir. Buradaki görünen en küçük veri 27 var, 28 var, en büyük 36 var. Şimdi o zaman bunu açıkla. Ne demiş 10. gün bir de 30. Yani bizi ilgilendirmiyor. Yani 27 ile 30 arasında o zaman buradaki açıklık 36'dan 27'yi çıkarttık mıydı? 30'un eklenmesi açıklığı etkilemez. Değiştirmemiştir demiş. O zaman 3'ün mutlaka açıklarda bulunması lazım. Bunlar gider. Mod tepe değerdir. En fazla kullanılandır. Burada en fazla kullanılan 35 var, 35 var, 35 var. Bir 30 var, bir 30 daha geldi, geçmedi. O zaman bunun tepe değeri yani modu değişmez. E her üçü de şıklarda olmadığına göre cevabımız 1-3 olacak. Diğerine bakma ihtiyacı da hissetmedim. Devam ettiğimizde aşağıdaki özdeş deney tüpü gösterilmiştir. Deneyini. Bunlar özdeşmiş arkadaşlar. Birinci tüpün 5'te 2'si, ikinci tüpün 4'te biri. Aha hem özdeş 4'e bölünüyor, 5'e bölünüyor. O halde bunların uzunluğu olsun 20x. Şimdi 2 bölü 5'i burası 8x'i doluymuş. O zaman 15x'i doluymuş. Neden? Orada boştur diye sormuştum. İkinci tüpteki sıvı birinci tüpteki sıvı miktarından fazla demiş. E oradan çıkarttığımızda 7x geliyor. Yani 7x 10.5. Her biri demiş yani bize 20x'i soruyor. Önce arkadaşlar 20x'i bulmak için her tarafı bir 2 ile çarparsam burası 21 olur. 7 ile 21 giderse 2x, 3 olur, 20 olması için onla çarparız 30 olur. Evet bir hareket sorusu öğrencilerimizin sevmediği ama benim çözeceğim bir soru arkadaşlar. A noktasından B noktasına gelecek. Yolun noktasından 8'de 5'i. Yani burası 5x olursa, burası 5x olursa, burası 3x olurmuş. A noktasından 70 ile t saat sonra yolun başlangıcına gelir. Hızını bir miktar azaltıp sabit hızla ilerler. 2t'de demiş. Yani arkadaşlar bu arkadaşımız 5x ile 5x yolunu daha doğrusu 70 çarpı t ile 3x yolunu da v çarpı t ile. Çünkü baştan itibaren 2 t ile gitmiş. Şöyle bölersek t'ler gider, x'ler gider. 14, 3, 42 mi gelir? 42 gelir. Arkadaşlar orantıda iş soruları diye bir kural vardı. Hatırlayanınız mutlaka vardır. İş miktarı bölü verileri çarpımı. Miktar bölü verileri. Miktar bölü verileri diye bir kural vardı. Aslında ters orantı doğru orantının düzenlenmiş halinden geliyordu bu. Şimdi bizim sorumuzda birinci etapta 5x'lik iş yapıyoruz. İkinci etapta 3x'lik iş yapıyoruz. 5 ile ilgili bir 70 vermiş, bir t vermiş. 3 ile ilgili bir tane sorulmayan var, bir tane t vermiş. Buradan a'yı çekerseniz yine 42 bulursunuz. Bir depodaki eşit maliyetli Ürünlerin 3'te 2'si. O zaman 3 tane ürünümüz olsun. 3 tane ürünün tanesi 100 lira olsa 300 liraya almış oluruz. %20 karla 3'te 2'si. O zaman 2 tanesini ben %20 karla satarsam 240 liraya satarım. Geri kalanları bir taneydi. %1 zararla. O zaman 99 liraya satarım. Toplarsam 339 liraydı. Bu ne oldu arkadaşlar? Aslında 300 lirada 39 lira 100 lirada 13 lira karda ayırır demek onu sormuş. Ege başlangıçta boş olan kumbarasına ilk gün bir miktar para atar. Sonraki günlerde ise bir önceki gün kumbarasında biriken paranın 2 TL fazlasını atar. Dördüncü gün sonunda Ege'nin kumbarasını. Arkadaşlar çok berbat bir soru. Basit gibi birçok arkadaşa kafa yedirecek ve sınavdan edecek bir soru bence. Dikkat edilmesi gerekiyor. Diyelim ki birinci gün x attığında... İkinci gün x artı 2 atacak. Üçüncü gün x artı 4 atmayacak arkadaşlar. 2x artı 4 artacak. Üçüncü gün bunların toplamının iki fazlası. Bunların toplamı 4x artı 6 öyleyse 4x artı 8 atacak. Toplamda 158 lira birikmiş. E toplayalım 4, 6, 8. Yani şöyle 8x artı 14 158. 160 olsaydı 80 olacaktı. 4x artı o zaman 79. 72. x eşittir 18. Ege kumbarasına ilk gün. Cenk Deniz Emre aşağıdaki yere atış yapıyorlar. Ondan bahsediyor. Bir bölgeye en fazla 2 ok isabet etmiştir. O zaman böyle bir şeyin cevabı olması mümkün değil e, Cenk adlı okları 3 farklı bölgeye isabet ettirerek en yüksek puanı. O zaman Cenk 15, 13, 11'e isabet ettirmiştir. Şuradaki görülen sayılar onlar arkadaşlar. E, en sonunda ekranını bir büyüteyim. Deniz toplam 27 puan kazanmışlar. E, Deniz'in attığı okları isabet ettiği doğru sayılar hangisi? Der demiş. Şimdi arkadaşlar 9-9 olamaz dedik. Zaten şurada e, kimdi Deniz Emre? Emre 9'un olduğu yere 2 defa vurduğundan dolayı bir daha 9 içeren bir yer olamaz. 11'e vurduğundan dolayı 2 tane 11 olamaz. O zaman cevabımız bu oluverdi. verdi. Şurada arkadaşlar 3 5 7 9 11 15 şeklinde sayılar sıralanmış. Evet, ikinci soruyu atlamıştık arkadaşlar. Ben geriye geldim ikinci soruya. Bir matematik öğretmeni a,b b sayılarının asal çarpanlarına çarpımı şeklinde tahtaya yazmış. Ortak bölenlerin en büyüğünü yani ebobunu sormuş. Burada da gözüküyor. Bunun üzerine Fatma bulduğu C pozitif tam sayısını öğretmene söylemiş. Öğretmen ise Fatma'ya şöyle demiş. Bulduğu sayı doğru değil. C sayısı A'nın bir bölenidir. Ancak B'nin bir böleni değildir. O zaman şöyle yaparız bir arkadaşlar. Şimdi e, bu doğru olmayacaksa içinde mutlaka B sayısının bölenleri olmayacak şekilde seçmemiz lazım. Şimdi bunun bulduğu sayılardan birisi şurada e, 2 üzeri 1, 3 üzeri 3, 5 üzeri 2, 2 çarpı 4 çarpı 3'ten ne gelir? 24 tane sayı bulabilir. Ancak eee B'nin bir böleni değildir dediğinden dolayı B'nin böleni olamayacak ortak sayılar 27 vardır. Yani 27'yi aldığımız sürece 2 olur. 5 üzeri 2 olur. Buradan da üzerlerini bir arttırdığımızda 27'nin katı olan çarpanlar 2 çarpı 3'ten 6 tane gelir. Farkını alırız. 18 olur. O da şıklarımızda